Değerli arkadaşlar, hükümet iyice şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Sorular soruyoruz, sorulara cevap veremiyor. Cevap veremediği gibi de artık iradesini o kadar kaybetti ki tuhaf tuhaf bir siyasetçinin söylemeyeceği, bir devlet adamının asla söylemeyeceği şeyler söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce çıktı, dedi ki millet aç diyorsunuz. Millet açsa siz doyurun dedi. Dedi. Bunu söyledi. Yani ben ilk duyduğumda acaba dedim yanılıyor muyum? Yanlış mı duydum? Bir cumhurbaşkanı, bir siyasetçi, bir devlet adamı böyle bir şey söyler mi? Söyledi. Evet. Millet aç kardeşim, aç. Sen inanmasan da aç. Görmesen de aç. Gözüm var görmüyor, kulağım var duymuyor. Ama millet aç. Milletin aç olduğunu görmek istiyorsan bırak sarayı gel Zonguldak'a. 11 yaşında çocuğu dinle. 11 yaşındaki çocuk haberlere düştü. 11 yaşındaki çocuğun oyun oynamak olması gerekiyor. Hayalinin büyüyünce doktor olacağım, öğretmen olacağım, polis olacağım demesi gerekiyor. Ama 11 yaşındaki çocuğa soruyorlar hayalin nedir diyorlar. Çocuk hayallerini bırakmış. Diyor ki eve yemek götürebilmek. Yavruların, çocukların hayalini çaldınız. Ya hayalini çaldınız. Bir de lafa gelince millet aç değil diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, evet Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu süreçte, pandemi sürecinde milletin yanında oldu. Her türlü desteği verdi. 2 milyar 500 milyonluk nakdi destek verdi. Binlerce, yüz binlerce insana gıda yardımı yaptı. Evet millet aç. Ve sen doyuramıyorsun. Kalk o koltuktan. Yerine gelenler bak nasıl doyuracak göreceksin. Bir de diyor ki nankör. Ya millete nankör denir mi? Millete nankör denmez. Bir cumhurbaşkanı, bir siyasetçi millete nankör diyemez. Diyorsa iradesini kaybetmiştir. Rotasını kaybetti, rota yok. Nankörlük yani Allah aşkına. Bu millet 19 yıldır sana oy veriyor. 19 yıldır iktidarsın. Asıl nankör sensin. Nankör arıyorsan aynaya bak. Nankör olan sensin Sayın Cumhurbaşkanı. Daha ne yapacak bu millet sana ya? Oy dediler verdin. Oy istedin oy verdi arkadaşlara. Han hamam. Kalk yat. Gemicikler, gemiler, saraylar. Her şeyi bu millet sana verdi. Kazınbacadan çıkmıştın. Bir yüzükten başka bir şeyim yok diyordun. Şimdi maşallah her şeyim var. Bir de sana bunları veren millete nankör diyorsun. Yazıklar olsun sana. Nankör arıyorsan aynaya bak. Nankör sensin Sayın Cumhurbaşkanı. Millete nankör denmez. Bu millet kendisiyle inatlaşan ve kendisine hakaret edenlere gereken cevabı da sandıkta verir. Vermiştir, sana da verecek cevabını. Üzülüyor insan ya. Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp da vatandaşına nankör der mi? Az önce bir arkadaşımız söyledi. İyice rotasını kaybetti cumhurbaşkanı. Ne yapacağını şaşırdı. Oyların düştüğünü görüyor, acziyete düşüyor. Sorulara cevap veremiyor. 128 milyar dolar nerede diye soruyoruz, cevap yok. 10 bin dolar alan rüşvetçi mi, siyasetçi kim? Nerede diyoruz, cevap yok. Damat nerede diyoruz? Tıp yok, cevap yok. Yıldırım Demirören'e verilen 750 milyon dolarlık kredi nerede kardeşim diyoruz? Cevap yok. Biz sordukça milletin nankörlükle suçluyor. Biz sordukça başka şeyler söylüyor. Yazıklar olsun demekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Sayın Cemil Çiçek bugün medyaya düştü. Bir açıklaması var. Bu mafya ilişkilerine ilişkin olarak. Eğer diyor ki Sayın Cemil Çiçek bu işlerin binde biri doğruysa felakettir diyor. Siyasetçilerin arabasının bagajına paralar konuyorsa bunlar konuşulmayacak mı, değerlendirilmeyecek mi mihvalinde bir şeyler söylüyor. Sayın Cemil Çiçek bunu millete söyleme, bunu Erdoğan'a söyle, Erdoğan'a.
Sen onun Yüksek İstişare Kurulu üyesisin. Siz o Yüksek İstişare Kurulu'nda ne yapıyorsunuz? Tavla mı oynuyorsunuz? Baklak mı yapıyorsunuz? Çay kahve mi içiyorsunuz? Muhabbet mi ediyorsunuz? Çık Cumhurbaşkanı'na de ki iddialar böyle. Bunlar çok ciddi. Sayın Cemil Çiçek. Bir siyasetçinin arabasına bir mafya söylüyor. Para koydurdum diyor. Çocuğuna 300 bin dolar verdirdim diyor. Bunları Tayyip Erdoğan'a söyle. De ki bunlar çok önemli iddialar. Yoksa türbüne oynama Sayın Cemil Çiçek. Türbüne oynama. Ha şunu söylüyorsa ben millete söylerim. Erdoğan sen anla diyorsa o ayrı. Onu da açık yüreklikle söylemesi gerekir. Çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a açık açık söylemesi gerekiyor. Biz cesaretle bu tip konuların üzerinde gitmeye devam edeceğiz. 128 milyar dolar soracağız. Rüşvet alan siyasetçiyi soracağız. Hazineyi boşaltan damadın nerede olduğunu soracağız. Sormaya devam edeceğiz. Ve inşallah 2023'te mi olur? Daha erken mi olur ama en geç 2023'te yapılacak bir seçimde Millet İttifakı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geliyoruz. Bunu herkes görüyor. Tayyip Erdoğan da gördüğü için çıldırıyor, deliriyor. O yüzden böyle saldırganlaşıyor, aziyete düşüyor. İnanın güvenin, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hızlı adımlarla iktidara doğru yürüyor, koşuyor değerli arkadaşlar. Dünden beri Halatlı Ereğli bölgesindeyiz. Halatlı'da cunup tesisi yapılmak istenen bölgede bir takım ziyaretlerde bulunduk. Ardından Gümeli Yaylası'na çıktık. Gümeli Yaylası'nın kıymetini hepinizin bilmesi gerekiyor. Bu bölgeyi, bu şehri, Ereğli'yi, Halatlı'yı, Zonguldak'ı yönetenlerin, kamu görevlilerinin kıymetini bilmesi gerekiyor. Müthiş bir yayla. Ben görevim gereği, alanım gereği pek çok yaylalara gidiyorum, ormanlıkları görüyorum ama bu kadar güzel bir yaylayı ve ormanı daha önce görmemiştim. İnanın görmemiştim. Doğal sular çok fazla. Her yerde şelale var, irili ufaklı. Ve dünyada olmayan bir şey var. 4117 yaşında bir ağaç var burada. Borsuk ağacı var. Dünyada 5. yaşlı ağaç. Türkiye'de en yaşlı ağaç. Avrupa'da en yaşlı ağaç. Ve dünyadaki en yaşlı borsuk ağacı. 4117 yaşında. Dile kolay. Yani düşünebiliyor musunuz? 4117 yıldır yaşıyor. Bilimsel verilere göre bu ağacın yaşı böyle. 4117 yıldır bu ağaç canlı olarak orada durmaya devam ediyor. Çevresinde 1000 yıllık, 1500 yıllık ağaçlar var. Burayı turizme kazandırmak gerekiyor. Bir takım ufak tefek dokunuşlarla, yolunun yapılmasıyla, yani gübreyle yayla yolunun yapılmasıyla, asfaltlanmasıyla, oralarda kurulacak bir takım ufak ahşap tesislerle buranın canlandırılması, turizme açılması gerekiyor. Emin olun dünyanın öbür ucundan bu işin meraklıları insanlar gelirler. O ağacı görmek için oraya çıkarlar. Şehrin ekonomisine bir katkısı olur. Aynı zamanda yayla bölgesi de gayet güzel, temiz idi. Biz burada bir takım temaslarımızda bulunduk. Dün açıklamamızı yaptık. Bugün de Ereğli İlçe Başkanlığımızı ziyaret etmek istedik. Ereğli'de bunu yaşadık. Zonguldak'ta yaşıyoruz. Ereğli'de, Halatlı'da belediyelerimizi aldık. İnşallah önümüzdeki seçimde kaybettiğimiz Zonguldak'ı yeniden alacağız. Ve Zonguldak'ın 5 milletvekili var. 2 milletvekili az. Biz en az 3 milletvekili istiyoruz Zonguldak'ta. Bunun için çalışmak zorundayız. Bunun için çabalamak zorundayız. Ben bir kez daha Ereğli örgütümüze, milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, kadın kolu, gençlik kolu başkanlarımıza, siz sevgili Ereğlilere saygılarımı sunuyorum. Genel başkanımızın selamlarını bir kez daha sizlere iletiyorum. Mücadelemiz devam ediyor. El ele verip iktidar olmaya hep birlikte çok yakınız. İnşallah da en kısa sürede yapılacak ilk seçimde hep beraber iktidar olacağız. Altıoklu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını daha yukarıya çıkartmaya devam edeceğiz diyoruz. Hepiniz başarılı olsun.